misiniz efendim? Şimdi özel bir an yaşanacak. Önce hepimizin yürekten alkışladığı bir genç. Bence ismi 100 yıl sonra bir anılacak. Öyle bir şey yaptı ki anılmaya hak ediyor elbette. 100. yıl özel ödülü için yılın projesi Norm Ender'i sahneye davet ediyoruz. Norm Ender geliyor. Norm Ender geliyor sahneye. Hak ettiği ödülünü almak için. Ödülü verecek ödülünü olan... Ödülünü takdim etmek üzere Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Esra Atiboğlu. Esra Hanım, o sayın rektörümüz geliyor sahneye. Norm Ender'le beraber. Evet, Norm Ender şimdi değerli rektörümüzden ödülünü alıyor. Sayın rektörümüz çok özel bir ödül takdim ettiğini söyledi. Ben size tercüme yapayım. Çok teşekkür ediyorum ödül törenimize katılımınızdan. Pardon hocam, buyursun. Evet. Çok teşekkür ediyorum, iyi akşamlar diliyorum. Ödül törenimize katılımınızdan dolayı da şükranlarımı sunuyorum. Çok özel bir ödül verdiğimi düşünüyorum. O yüzden çok heyecanlıyım. Tekrar size çok teşekkür ediyorum. Sayın rektörümüze, bizi kırmadığı için teşekkür ediyoruz. Normalde birkaç cümle alalım. Her yerde anlatıyorum. Yani yaşadığım süreci tarif etmem imkansız. Belki milli bir sporcunun milli bir başarıya imza atması gibi bir şey. Ama emin olun her şey şu anda olduğu gibi pozitif değildi. Bu marşı yapmadan önceki süreçte özellikle bazı dinlediğim, nasihat aldığım büyüklerden, yani 30 Ekim'de kim takar marşı, efendime söyleyeyim kimler hangi müzisyenler yaptı da başaramadı, sen mi başaracaksın gibi. Bu salondaki birçok hani genç müzisyen arkadaşım ve benden büyük bu yolda yürümüş herkes hayatındaki o negatif nasihatleri takmadan hayatına pozitif bir şekilde aslına bakarsanız bir bakıma imkansızı başararak buraya geliyorlar ve başarılı oluyorlar. Sanırım coğrafyamızın kaderi bu. Çünkü Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk de bu yola çıktığında kimse ona inanmamıştı. Dolayısıyla hepimizi birleştiren çok az şey var. Bu marşla bunu başarabildiğim için inanın bana çok onur duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum herkese. Yaşasın Cumhuriyet diyorum.